Bun găsit, dragii mei! Sunt Eva Pavel, consilier medical și mi-am propus ca în fiecare săptămână să vă iau cu mine în spitalele din străinătate pentru a primi răspunsuri la cele mai importante întrebări pe care le avem în domeniul medical. În fiecare zi, zeci de pacienți au neclarități legate de scheme de investigații, scheme de tratament sau intervenții chirurgicale. Rolul meu este acela de a oferi sprijin pacienților români în cadrul spitalelor din străinătate. Prin emisiunea Apel la Consilier, mi-am propus să ajungem la cei mai buni profesori din domeniu și să obținem informațiile de care avem nevoie. Rămâneți cu noi! Urmează Apel la Consilier! Frumusețea este domeniul pentru care foarte multe românce iau avionul și vin la Istanbul. Ce le aduce aici este tehnologia pe care spitalele o folosesc. În minutele următoare pășim într-un centru de înfrumusețare și aflăm care sunt intervențiile pe care le solicită doamnele și ce metode revoluționare s-au descoperit în ultimul timp. Bună ziua, doamna doctor! Chirurgia estetică este într-o continuă dezvoltare. Vă rog să ne spuneți dumneavoastră care sunt intervențiile pe care le solicită doamnele în ultimul timp. Tabii ki. Bugün vücut estetiğinden bahsedeceğim size Eva. Vücut estetiğinde bayanlar yaşlara göre çeşitli ihtiyaçlar duymakta. Genç yaşlarda, doğum öncesi yaşlarda daha çok vücut estetiği olarak bayanlar bugünlerde liposuction'ı tabii ki çok tercih etmekte. Liposuction'la koldan, vücuttan, bacaktan alınan yağlar bazen sadece yağ almakla kalmayıp bazı vücut bölgelerine de nakledilebilmekte. Örneğin liposuction'la alınan yağ popo bölgesine bugünlerde çok meşhur. Biz buna BBL diyoruz ve hastalarımız daha çok buna BBL yapıyor musunuz diye geliyor. BBL çok yüz güldürücü bir ameliyat. Çünkü kişinin vücudunu istediği şekle getirebildiği gibi aynı zamanda bir de ihtiyaç duyduğu yerlere de form ve figür ekleyebiliyor. Yine vücuttan alınan yağlar yüzümüze, el üzeri gibi hastanın ihtiyaç duyabileceği, hatta bazen meme gibi protezle büyütme istemeyen yerlerde de yağ dokusu kullanılabilmekte. Kol germe ya da kol liposuction'ı da yine çok yapılan uygulamalar arasında. Doamnele își doresc glezne mai subțiri sau coapse mai bine conturate și brațele mai suple. Ce le recomandați dumneavoastră ca și metode și când este momentul ca ele să apeleze la astfel de intervenții? Ayak bileği inceliği her zaman çok istenen bir şey. Bu noktada vaser liposuction, vaser lipoliz, bazen ameliyatla, bazen bazı yağ eriten enjeksiyonlarla da ayak bileğinde incelik sağlanabiliyor. Yine vücut estetiğinde alınan dokular popoya çok fazla olmayacak miktarda uygulanabiliyor. Hastaya burada belli bir süre poposunun üstüne oturamayacağı, oturursa belli bir özel yastık kullanacağı, verilen yağın bir miktarının eriyeceği, bir miktarının kalacağı anlatılmaya çalışılıyor. Bu şekilde yani gerçekçi beklentiyi yakalamak çok önemli benim için hasta memnuniyetinde. Cred că la dumneavoastră vin foarte multe paciente cu cerințe exagerate, le-aș spune. Ce înseamnă măsură în chirurgia estetică? Şimdi kozmetik cerrahiye geldiği zaman hastalar sizden %100 istedikleri sonucu bulmanızı istiyorlar.
Ve bu çok sıkıntılı bir durum esasında. Dolayısıyla biz burada hastanın beklentisini daha gerçekçi bir boyuta getirip daha uzun vadeli sonuçlar elde edebilecek şekilde önerilerde bulunuyorum hastalara. Her estetik hastasının her istediğini yapmak değil ama onun vücudu için dışarıdan gözle hangisi daha güzel olur onu önermek benim için çok önemli oluyor. Bu noktada da bayanların işte yaşa göre çeşitli beklentileri oluyor. Örneğin daha orta yaşlı bir bayan geldiğinde herhangi bir abdominoplasti karın germe izinden çok rahatsız olmuyor. Ama genç bir bayan geldiğinde mini abdominoplasti istiyor. O yüzden hep onunla izi konuşuyoruz. İz konusunda bir pazarlık içine giriyoruz. Daha yaşlı bir bayan geldiğinde örneğin her şeyi aynı anda isteyebiliyor. Bir kere anestezi almışken hepsini birden toparlayın diyebiliyor. Ve liposakşının bir kilo verme yöntemi değil, bir vücut şekillendirme yöntemi olduğunu anlatıyoruz. Şimdi liposakşın her ne kadar her yerde yapılıyor gibi gözükse de çok farklı yöntemleri olan ve uygulanacak kişinin iyi seçilmesi gereken bir tedavi yöntemi. Dediğim gibi öncelikle hastanın belli bir kiloyu vermiş, bu cildin içini boşaltmış ve bir miktar sarkmayı sağlamış olması gerekiyor. Yani kilo verme yöntemi olarak kesinlikle kullanmıyoruz liposakşını. Dolayısıyla burada hastaya belli bir miktar sıvı verilerek vücuttaki yağ dokusunu daha güzel emulsifiye edebilecek miktarda benim onu çekebilmem gerekiyor aspiratörle. Sırt bölgesi olur, ön bölge olur. Hastayı böyle çevirmeli olarak yapabildiğimiz bir ameliyat bu. Hemen hemen aklınıza gelebilecek her yere liposakşın olabilir. Gıdı bölgesi olabilir. Yüzüme liposakşın yapın diyen bile duydum. Gıdı bölgesi, boyun bölgesi buradan aşağıya aklınıza gelebilecek her yere bu yapılabilir. Liposakşın yapıldıktan sonra normal hastanede bir ya da iki gece mutlaka kalır hasta. Ameliyattan hemen sonra hasta korsesiyle beraber çıkartılır. Bu korse tamamen vücuduna uygun boyutta ve uygun bir materyalden yapılmış korse olmalıdır. Bu korseyle yukarıya çıkartılır. Ondan sonra antiödem tedavisi de başlanır. Hastanın bu korseyi en az 1,5 ay sürekli giymesi beklenmektedir banyo dışında. Banyoda çıkartabilir, korsesini yıkayabilir ve ondan sonra tekrar giydirir. Korse eğer bu 1,5 aylık süre boyunca çok bollaşırsa kendisine, o zaman bir küçük boy korse de hastaya tedarik edilir. Bir ya da iki gece kaldıktan sonra korsesiyle taburcu edilir. Hastanın vücudunda ameliyat öncesinde de zaten bunu mutlaka söylüyoruz. Bu liposakşın hareketine bağlı olarak bazı morluklar, ekimoz dediğimiz bazı şişlikler oluşabilir. Bunların geçmesi en az 2 haftayı bulmaktadır. Bu morluklar için bazen özel jeller kullanabilmektedir. 1 ay sonra hastayı kontrole çağırdığımızda korseyi yavaş yavaş gündüz takım, gece çıkartın gibi yöntemlere başvururuz. Hasta işine 1 haftadan sonra korseyle beraber başlayabilir. Ağır sporlara, jim sporlarına, ağırlık kaldırma gibi işlemler için bir 10 günü beklemesini söyleriz hastaya. Çünkü hastada bir miktar böyle vücut ağrısı, kasta ağrı da hissedebilir. Bu arada hastaya ödem atıcı tedavi uygulanır, ödem atıcı diyet uygulanır ve daha pürüzsüz bir görünüm elde edilir bu şekilde. Toate întrebările dumneavoastră vor ajunge în cabinetele medicilor, care vă vor răspunde clar și la obiect despre orice situație cu care vă confruntați. Astăzi vom vizita împreună secția de estetică, unde vom primi răspunsuri interesante atât pentru femei cât și pentru bărbați. Bună ziua, doamna doctor! Am venit din România pregătită cu foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. Aceste întrebări vin atât de la femei cât și de la bărbați. Pentru început, aș vrea să știu care sunt cele mai frecvente intervenții pe care le solicită la ora actuală oamenii.
Öncelikle güzelliğin tanımını yapmak lazım. Aslında güzellik ne demek? Yani güzellik sizin kendi doğal naturanızda siz gibi daha belirgin hatlar, daha doğal yüz hatlarına sahip olması demektir. Bizim için en önemli konu öncelikle karşımızdaki bize gelen kişilerin isteği nedir? Öncelikle bir muayenede onları dinliyoruz. Onları dinledikten sonra detaylı bir analiz yapıyoruz. Yüzdeki ihtiyaçlara bakıyoruz. Gözlerin, kaşların, dudakların, yanakların ve elmacık kemiklerin, çenenin, boyunun duruşu nasıl? Bazen kişiler gıdısından şikayet ederken benim çok fazla gıdım var diyor. Ancak baktığımız zaman gıdısı problem değil, çenesinin geride olduğunu fark ediyoruz. Biz bunu bir emelçeme çene dolgusuyla gayet minik bir dokunuşla farklı bir hale getirebiliyoruz. O zaman da kişiler inanılmaz, biz bunu daha önce niye fark etmemişiz aslında benim gıdım sarkık olarak düşünürken bir anda çenemin geride olduğunu fark ettim diye bize dönüş yapıyorlar. Cum luptăm cu trecerea timpului și cu faptul că pielea feței se lasă? En önemli teknolojiler şu anda biz cildimizin yaşlanmasını durdurmaya yönelik bir takım önlemler alıyoruz. Biz gibi görünüp bir 10 yıl ya da 20 yıl önce nasıl görünebiliriz, buna bakıyoruz. Cildimiz zamanın etkisiyle yaşlanmaya başlıyor. Bu yaşlanma aslında 25 yaşından itibaren başlıyor. Bu amaçla da öncelikle cildimize yılda bir nem aşıları yapıyoruz. Bu nem aşıları vücuttaki bir takım kolajen, elastin salınımını arttırıcı etki gösteren çeşitli vitaminler, lekelere yönelik lekelerin eşitsizliğini giderebilmek için yapılıyor. Aynı zamanda şu anda çok ciddi cihazla ilgili yöntemlerimiz var. Her sene çeşitli ileriye dönük cildi gençleştirici cihazlar çıkıyor. Bunlar nedir? Radyo frekans, iğneli radyo frekans, odaklı ultrason ile ameliyatsız cilt germe yöntemi, fraksiyonel lazer ve birçok yöntemden faydalanıyoruz biz bu anlamda. Bir de ip askı yüz germe yöntemi var. Şimdi artık insanlar ameliyat olmadan nasıl gençleşebilirim, nasıl yüzümdeki sarkıklar gidebilir ve ben gibi daha genç nasıl görünebilirime bakıyorlar. Çünkü en çok bizi rahatsız eden şuradaki bulldog dediğimiz sarkmalar. Biz bunları ip askı yöntemiyle yukarı doğru gerdiğimizde zamanın etkisiyle, yer çekimiyle birlikte sarkan yüzümüzü yukarı doğru toparlayabiliyoruz. Ameliyattaki yaşanan uzun süreçli iyileşmeden kurtulmuş oluyor. Anestezi almamış oluyor. Bu işlem yaklaşık bir saat gibi bir yöntemle yapılıp normal günlük hayatına devam edebiliyorlar. Yüzümüzde bir altın oran var. Bu altın oran nedir? Kaşımızın duruşu, burnumuzun duruşu ve çenemizin duruşu. Şimdi bizim elmacık kemiğimiz alttaki çene kemiğimizden daha dışarıda olması lazım. Çene ve burunun bir hattı var. Dolayısıyla bu altın orana riayet ederek bir planlama yapıyoruz. Bizim işimizdeki en önemli konu planlama, uygulama değil. Doğru planı yaparsak uygulamayla beraber harika sonuçlar alabiliriz. Care sunt tendințele în estetică? Ben kendimden bir örnek verirsem, benim yüzümde çeşitli estetik uygulamalar var. Ancak baktığınız zaman siz benim estetiğimin ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Önemli olan şu, yüzümde ne estetik olduğunu anlamadan beni güzel görmeniz, daha feminen, daha hatları belirgin görmeniz. Benim yüzümde neler var? Burnumda dolgu var. Burun ucumda bir çöküklük vardı. Dolguyla mümkün. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım çok inceydi benim. Kendi dudaklarım. Bence benim yüzüme uymuyordu. Yani doğal naturama göre ince bir dudaklarım vardı. Şu andaki dolgu tamamen benim naturama uygun. Ama karşımdaki kişi benim dolgu yaptırdığımı anlamıyor. Aa, ne kadar doğal diyor. Hastalarım özellikle bunu söylüyor. Elmacık kemiklerimde ve göz altımda dolgu var. Göz altımdaki dolgu neden var?
yorgun bir ifadem vardı. Gözaltımdaki çukur arttığı için beni daha yorgun ve ne kadar uyusam bile sanki uykusuzmuşum gibi gözüküyordu. Çenemde bir dolgu var. Ancak siz baktığınız zaman nokta olarak, şimdi çok kalın bir dudağım olsaydı o zaman dolgu yaptırdığımı anlayacaktınız. Çünkü nasıl anlayacaktınız? Çünkü benim yüzüme uygun olmayan bir dudak görecektiniz karşınızda. Ama şu anda doğal bir şekilde yüzümde bilimum, medikal estetiğin faydalarından faydalanmış olan biri olarak genç, daha genç, daha güzel bir yüz görüyorsunuz. Ama noktaları belirleyemiyorsunuz. Bu sebeple de yılda bir kez de nem aşılarımı yaptırıyorum. Çünkü bu nem aşıları yüzümüzün sarkmasını önleyecek, kolajeni ve elastini arttıracak. Çünkü vücudumuzdaki hyaluronik asit, kolajen zamanla azalmaya başlıyor. Bu sebeple abartılı istekle gelen hastalarımızı genellikle neye ihtiyacı olduğunu anlatıp ihtiyacına göre işlem yapmayı tercih ediyoruz. Medikal estetiğin en güzel tarafı işlemi yaptıktan hemen sonra sonucu görmeleri hastaların. Bu sebeple de dolgu, botoks, ip askıyla yüz germe, işleme hemen sonrası yüzdeki farklılığı işlemin hemen sonunda görebiliyor hasta. Bu amaçla da çok fazla bir vakit geçmesine gerek kalmıyor. Örneğin bir yüzü astığımız zaman yukarı doğru tek bir yüzü astığımızda bir yüzü yapmadan gösteriyoruz hastaya. Görüyor hemen, aa yüzüm yukarı çıktı, bu daha aşağıda, öbürü yukarı. Sonra ikisini birden astığımızda yüzü yukarıda çıkıyor klinikten. O kadar mutlu oluyor ki hastalar. Tabii ben de işimin en çok bu tarafını seviyorum, biliyor musunuz? Care sunt intervențiile pe care le solicită bărbații? Genelde alın ve göz kenarlarındaki ve kaş ortasındaki kırışıklıklardan rahatsız oluyorlar. Bunlara botoks uyguladığımız zaman, ama erkek botoks yapıyoruz. Yani kadınların botoksuyla erkeklerin botoksları farklı. Onların daha doğal ve kendi naturalarında görünmesi için onlar için özel dozlarımız var. Ve gözaltı çukurlarından rahatsız oluyorlar. Çünkü gözaltları zamanla, iş stresi, yoğun metropol hayat, metropoliten hayatla beraber çukurlaşma oluyor. Göz altlarına dolgu yapıyoruz. Bazı erkek hastam bu gülme çizgilerinden çok rahatsız oluyor ve oraları doldurduğumuz zaman kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bazı kilolu hastam da gıdısından şikayet ediyor. Fazlaca gıdı ve boyun kenarındaki yağlanmalardan. Onun için de harika bir yöntemimiz var. BB serum dediğimiz bir serumla oradaki gıdı lokal yağlanmalarını iğne yöntemiyle, iğneyle ilacı vererek eritiyoruz. Bu genelde bir seanslık bir uygulama. Bazen ikinci seansa gerek olabiliyor. Ve aynı zamanda ikinci seansta da o yağları erittikten sonra lifting, gerici ilaçlar enjekte ederekten gıdı yağlanmasında çok büyük, güzel sonuçlar elde ediyoruz. Astăzi îmi doresc să găsim soluții pentru una dintre cele mai mari probleme ale omenirii, obezitatea. Haideți să vedem împreună ce soluții au medicii din străinătate și care sunt riscurile pentru pacienții cu astfel de probleme. Bună ziua, domnule doctor! Am foarte multe întrebări pentru dumneavoastră și pentru început aș vrea să înțelegem cel mai important aspect și anume acela că obezitatea nu mai este de foarte mult timp doar o problemă de aspect fizic și este considerată o boală. Aș vrea să știu ce stă la baza declanșării obezității. Obezite dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul edilmekte ve her yıl dünyada 3.4 milyon kişi obeziteye bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmekte. Obezitenin sebepleri multifaktöriyel, yani birden fazla sebebi var. Bir kere her şeyden önce ailevi yatkınlık çok önemli. Dikkat edin, belli aile çevrelerinde bir takım bireyler çok daha kilolu olduğunu görüyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda örneğin
Anne babalardan bir tanesi kilolu olduğunda çocuğun ileride kilolu olma oranı %30-40 iken ikisi birden kilolu olduğunda bu oran %80-90'lara kadar çıkıyor. Bununla birlikte tabii ki yaşadığımız çevre ve bugünkü özellikle teknolojinin çok üst seviyeye çıkmış olması insanlarda hareketsizliğe sebebiyet veriyor. Bununla birlikte gıda sektöründe özellikle yüksek kalorili diyetlerin ön plana çıkmış olması, sosyal hayatımızda özellikle çocukluk çağında yüksek kalorili diyet tüketiminin artmış olması, burada özellikle fast food dediğimiz ürün gruplarının çok yaygınlaşmış olması, dolayısıyla da insanların yüksek kalori almış olması ve bunun arkasından da maalesef hareketsizliğin eklenmesiyle birlikte bütün dünyada artan bir kilo ve obezite büyük bir sorun halinde karşımıza çıkmakta. Sunt oameni care nu reușesc să slăbească doar prin spor și dietă. Ce este de făcut în cazul lor? Obezitenin en büyük problemlerinden bir tanesi maalesef özellikle diyet, egzersiz, hatta ilaç tedavilerinin bugünkü günümüz çağında çok etkili olamaması. Evet, başlangıç aşamasında pek çok kilolu birey diyet ve egzersizde önce başarılı oluyorlar. Ancak maalesef ilerleyen süreçte bu diyetler yapılamaz noktaya geliyor ki biz buna yo-yo efekti diyoruz. Yani psikolojik olarak insan bünyesi de artık diyet yapamaz noktaya geliyor. Şimdi bu gibi durumlarda eğer kişinin kilosu çok yükselmişse ki biz burada özellikle body mass index dediğimiz değere bakıyoruz. Eğer bu değer 30'un üzerine çıkmışsa en az 3 yıldır kilo problemi varsa bu bireylerde artık cerrahi tedaviler gündeme getirmek çok daha etkili. Çünkü obezite ameliyatları hem daha etkili kilo kaybedilmesini sağlamakta hem de obeziteye eşlik eden hastalıkların özellikle diyabetin, hipertansiyonun, uyku apne sendromunun, karaciğer yağlanmasının tamamen ortadan kalkmasına, bir grupta da gerilemesine sebebiyet vermekte ve hastalar hem zayıflamakta hem de bu kiloya bağlı hastalıklarından kurtulmakta. Dolayısıyla gerçekten uzun dönemdir kilo veremeyen de kilosu belli bir noktanın üzerine çıkmış olan bireylerde artık obezite ameliyatlarını düşünmek çok daha etkin bir tedavi yöntemi. Puteți să ne vorbiți despre variantele pe care le aveți la dispoziție pentru acest tip de intervenții? Şimdi obezite ameliyatları dünyada oldukça yaygın olarak uygulanmaya başladı. Bugün dünyada yaklaşık olarak yılda 500 bin ameliyat, obezite ameliyatı gerçekleşmekte. Burada tabii ki obezite ameliyatlarını kendi içinde sınıflandırıyoruz. Uygulamış olduğumuz ameliyatları özellikle mide hacmini küçülten, kısıtlayıcı ameliyatlar dediğimiz bir grup var. Burada özellikle mide kelepçesi ve tüp mide ameliyatı dediğimiz ameliyatlar bu grubun içerisine giriyor. Ancak burada bir parantez açayım. Kelepçe ameliyatı dediğimiz ameliyat grubu yani gastrik bant ameliyatı dünyada artık eskisi kadar çok uygulanan ve tercih edilen bir yöntem değil. Sebebi artık kelepçeye bağlı bir takım komplikasyonlar çok fazla ortaya çıktığı için bugün hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de bizim ülkemizde bu kelepçe ameliyatını çok fazla uygulamıyoruz. Bununla birlikte tüp mide ameliyatı oldukça yaygın olarak uygulanan bir ameliyat. Buradaki temel mekanizma hem mide hacmini küçültmek hem de mideden salgılanan grelin dediğimiz açlık hormonunu ciddi anlamda azaltma üzerine kurgulanmış durumda. Dolayısıyla bu ameliyattan sonra hastalarımız hem daha az yemek yemekte hem de iştah duyguları çok daha erken dönemde kapanmakta ve dolayısıyla da ciddi anlamda kilo kaybetmekteler. Bununla birlikte özellikle malabsorptif dediğimiz yani emilimi engelleyen bir takım ameliyatlarımız da var. Burada bunlar genellikle gastrik bypass ameliyatı, bir diğeri de duodenal switch ameliyatı. İkisinde de temel mekanizma hem mide hacmini küçültüyoruz ama burada ek olarak ince bağırsak düzeyinde bir başka bağlantı yaparak emilim kusuru yaratıyoruz hastaların kilo vermelerini hızlandırmak için. Özellikle bu ameliyatları şeker hastalığı olan, tansiyon problemi olan yani metabolik sendromu da içinde bulunan hasta grubunda tercih ediyoruz. Ama sonuçta biz ameliyat tipine karar verirken öncelikle hastayla mutlaka görüşme yapmak istiyoruz. Mutlaka ameliyat öncesi bir takım tetkiklerini değerlendiriyoruz. Daha sonra karşılıklı yapacağımız konuşmayla birlikte hangi ameliyatın kendisi için daha iyi olacağını birlikte karar vermiş oluyoruz.
Obezite ameliyatları her şeyden önce gerçekten etkili kilo kaybettiriyor. Bu kilo kaybı ile birlikte de eğer kiloya bağlı şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, uyku apne sendromu gibi hastalıklar söz konusuysa bunlarda da gerileme söz konusu. Hatta bazı kanser türlerinde de gerilemeye sebebiyet veriyor. Özellikle kadınlarda meme kanseri, rahim kanseri bunlarda ciddi gerilemelere sebebiyet veriyor. Çünkü meme ve rahim kanseri özellikle kilolu kadınlarda daha ön plana çıkan bir rahatsızlık. Dolayısıyla kilo kaybetmek avantajlı bir durum. Bu konuda İsveç obezite çalışması var. Oradaki sonuçlar da şunu gösteriyor ki obezite ameliyatı geçiren kilolu bireylerin yaşam süreleri de uzuyor. Aslında totale baktığımızda obezite ameliyatları kişinin bünyesinde zararlı bir problem yaratmıyor. Burada en kritik noktamız yapılan ameliyat tipine göre ameliyattan sonra mutlaka bazı vitamin ve mineral takviyeleri almak gerekiyor. Bunlar önemli. Yapılacak olan ameliyatın tipine göre biz hastaları belli aralıklarla çağırdığımız kontrollerde mutlaka bu vitaminleri almalarını istiyoruz. Temelde çok büyük bir avantaj yakalamış oluyoruz. Sunt foarte bucuroasă că și astăzi am reușit să obținem informații prețioase din partea medicilor din străinătate și să înțelegem cât de importantă este sănătatea noastră. Săptămâna viitoare continuăm călătoria noastră prin spitalele din străinătate, însă până atunci îmi puteți scrie pe adresa de mail în cazul în care aveți întrebări sau curiozități pentru medicii din străinătate sau vă confruntați cu o problemă de sănătate căreia nu i-ați găsit rezolvare. Până data viitoare, numai bine!